Yerli aşıyı geliştiren ekibin başındaki isim Profesör Doktor Aykut Özdarendeli, Türkovak aşısının Omikron başta olmak üzere diğer korona varyantlarına karşı koruyuculuğunun araştırıldığını duyurdu. Kayseri Ticaret Odası Ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış, Türkovak aşısını geliştiren Profesör Doktor Aykut Özdarendeli, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan İnce Toprak ve üyeler katıldı. 2 yıldır malumunuz bir pandemi, COVID-19 pandemisi bütün dünyada halen devam ediyor. Biz pandeminin ilk Türkiye'de ortaya vakaların ortaya çıkmasıyla birlikte zaten Erciyes Üniversitesi'nde 2013 yılında kurulan bir aşı merkezimizde çalışmalarımıza başladık. Rektör hocamızın da bu konuda büyük maddi manevi ve yönetim olarak bize katkıları oldu ve ülkemizde ilk vakalar ortaya çıktıktan sonra çalışmalara başladık. Tabi bunun arka planları da var. Biz yaklaşık ekip olarak 2010 yılından beri Kırım-Kongo aşısıyla çalışan bir grubuz. Oradan elde ettiğimiz çeşitli know-how'lar var, bilgiler var. Bu anlamda da oradaki tecrübeler ve bilgiler noktasında böyle bir salgın pandemi çıktığı zaman aslında merkez olarak bu konuda çalışmaya hazır bir merkezdik. Ve Erciyes Üniversitesi'nde desteğiyle, hocamızın da desteğiyle ve Sağlık Bakanlığı'yla yaptığımız bir projeyle birlikte aşı çalışmalarıyla ilgili start verdik ve 2020 Mart'ımız sonunda ilk virüsü izole eden grup olduk Türkiye'de. Ve ardından tabii virüs izole edildikten sonra aşı çalışmaları başladı. Ben çok teknik şeylerle sizleri yormayayım ama en azından kronolojik olarak gelişim süreçlerini çok kısa olarak özetlemek istiyorum. Ve ardından klinik öncesi çalışmalar, laboratuvar çalışmaları başladı. Aşının formülasyonu vesaire nasıl laboratuvar hayvanlarında cevap veriyor mu vermiyor mu, bu tür soruların cevabını aradık. Ve ardından klinik öncesi preklinik çalışmaları yanılmıyorsam Ağustos'un sonu gibi bitirdik ve faz çalışmaları için faz 1 çalışması noktasında Sağlık Bakanlığı'na TCK'ya başvuruda bulundu ve 2020 Kasım'ında faz 1 çalışmaları başladı. Tabii aslında şunu söylemek lazım. Gerçekten aşının normal bir aşı, pandemiden bahsediyorum ama normal bir aşının ortaya çıkarılması çok uzun yıllar alan bir süreç. Neden bu kadar uzun süre alıyor? En önemli sebebi bu ilaç gibi değil aslında. Gönüllü ve sağlıklı insanlara veriyorsunuz. Denemeleri sağlıklı insanlarda yapıyorsunuz. O yüzden bütün kontrollerinin çok uygun bir şekilde yapılması ve gönüllü insanlara verdiğiniz için, sağlıklı insanlara verdiğiniz için yan etkisinin olmaması çok önemli. Bu anlamda çok önemli regülasyonları ve kuralları olan bir süreç. Ama pandemiyle birlikte Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu konudaki bir takım pandemiye hızlı cevap verme adına bir takım adımların bir arada yapılması noktasındaki görüşüyle birlikte dünyada çok hızlı bir şekilde bu çalışmalar başladı. Faz 1 çalışmaları 2020 Kasım'ında başladıktan sonra Şubat ayında faz 2 çalışmaları başladı. Aslında faz 1 çalışması en az 1 yıl süren bir süreç ama halen devam eden bu süreçler devam ediyor. Ama bir noktada da dediğim gibi pandemiye ayak uydurma adına Dünya Sağlık Örgütü'nün çizdiği kurallar çerçevesinde biz de çalışmalarımızı devam ettik. Faz 2 çalışmalar Nisan ayında 2021 Nisan ayında bitirildi başarıyla ve 2021 Haziran'ında, Haziran sonunda da faz 3 çalışmaları başladı ve hala devam ediyor. Ben Erciyes Üniversitesi'nin mensubu olmaktan, orada öğretim üyesi olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu imkanları
bize veren bir üniversite. Rektör hocamızın da katkılarıyla çok hızlı bir şekilde biz de bu salgında, pandemide ülkemize görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz aslında. Ve bu noktada şu anda Türk Hava Kaşısı 2021 Aralık sonunda acil kullanım onayı aldı ve üretimine başlandı. Tabii bu Sağlık Bakanımızın da ifadesiyle 50 yıldan beri ilk kez işte laboratuvardan başlayıp bütün aşamaları ülkemizde gerçekleştirilen bir süreç olması bakımından da Erciyes Üniversitesi olarak tabii ki bizim de gururumuz bu. Ben bu noktada tabii TÜRKOVAK'la birlikte ülkemizde bu tür pandemilere, salgınlara artık cevap verebilecek yetişmiş insan gücünün de oluşmaya başladığını düşünüyorum. Belki de en önemli kazanımlarımızdan bir tanesi bu. Biz zaten Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi olarak hem salgınlara hem pandemilere hazır bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Biz gene araştırmalarımıza aynı şekilde devam ediyoruz. Halen şu anda varyantlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İşte Alfa ve Delta'ya karşı TÜRKOVAK'ın koruyucu olduğunu gösterdi. Şu sıra Omikron varyantıyla ilgili çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Ben tabii bu süreçte acil kullanım onayı alıp ülkemizin hizmetine sunan ve daha geniş ölçekte üretilip belki aşıya ihtiyacı olan ülkelere de verilecek olan TÜRKOVAK'ın gelişim sürecinde başından sonuna kadar emeği geçen birçok insan var. Tabii ben onları temsilen buradayım aslında. Çok büyük bir ekip var. Üniversite sanayi ve bakanlığın, sağlık bakanlığı, kamunun bir arada olduğu bir yapı. Bu da çok önemli aslında üniversite için böyle bir yapının ortaya çıkması. Ben huzurunuzda tekrar emeği geçen bütün insanlara bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Tekrar bu nazik davetiniz için de tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Özellikle Ömer Düzsoy Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Aşının ilk gelişinden itibaren her zaman yani aşının hangi durumda olduğu, tapreklik çarşında faz 3 aşaması hep istişare edildi. Ne oldu, ne hangi aşamada diye. Ve bu takibinden dolayı tabii birçok Kayseri'mizde ve ülkemizde takip eden birçok büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz, kurumlarımız, STK'larımız vardı. Sağ olsun Erciyes Üniversitemizden bahsetti Ömer Gülsoy Başkan. Gerçekten Erciyes Üniversitesi'nin rektör olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Gerçekten köklü bir üniversite. Gerçekten ilkeleri olan bir üniversite. Ve buralara gelmeyi de şans eseri değil, gerçekten hak ederek buralara geldiğini ifade etmek istiyorum. Özellikle son 3 yıldaki büyük sıçrayış, inanın biz hep söyledik, çıtamız hep yükselecek, daha yükselecek diye. Tabii yükselmek kolay değil, zor. Ama yüksekte kalmak, bunu daha da yükseğe çıkarmak daha zor. Erciyes Üniversitemiz, başkanımız da ifade ettiği gibi şu anda araştırma üniversiteleri arasında 8. sıraya yükselmiş durumda. Ve metropoller, İzmir, İstanbul ve Ankara'daki metropoller dışında gerçekten ilk 10'daki araştırma üniversiteleri içerisinde sadece Erciyes Üniversitemiz var. Birçok çok büyük üniversiteyi geride bıraktı. Bu ayrıca bizi gururlandırıyor. Tabii bir ekip çalışması. Tabii biz yönetim olarak elimizden geldiği kadar araştırmacılarımızın, öğretim üyelerimizin, öğrencilerimizin önünü açtık. Biz onlara destek olmaya çalıştık ama bunu tek başımıza değil, ekip olarak biz koştuk. Onlar arkamızdan daha hızlı koştu. Ekip olarak başardık. Tabii başarılar, yani her gün yeni başarılarla karşılaşıyoruz. Daha bugün yeni bir başarı, Suudi Arabistan'ın en büyük üniversitesi, dünyadaki ilk üniversitenin bir tanesinde iki araştırmacımız birinci oldu herhangi bir dalda. Yani her gün bir başarıya artık birçok başarıyı söylemiyoruz, önemli bir başarı olduğunu da söylüyoruz, onu ifade etmek istiyorum. TÜRKOVAK biraz sonra değineceğim.
YÖKAK tarafından akredite olunan Türkiye'de 11 üniversite akreditasyona davet edildi, kurumsal akreditasyona ve 3 devlet üniversitesinden bir tanesi olduk. Yani akreditasyon, kurumsal akreditasyon almak şu demek, siz kaliteli bir üniversitesiniz demek. Eğitim, araştırma, topluma hizmet, yani birçok alanda gerçekten kalitenizi ispat etmiş bir üniversitesiniz demek. Bunu da biz başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birçok üniversitede bu konuda örnek oluyoruz. Birçok başarılar elde ediyoruz. TÜBA ödülleri, TÜBİTAK ödülleri, çeşitli kuruluşlardan verilen ödüller, marifet intifada tabidir. Tabii bunları aldıkça biz daha da hırslanıyoruz, daha da motive oluyoruz. Hem araştırmacılarımız hem üst yönetim olarak daha çok çalışıyoruz. Türkova'la ilgili Aykut Özdağ'ın dedi hocamız bir kronolojik sıralama yaptı. Tabii bu kadar basit değildi yani. Neler yaşadık neler. Çok şükür bu aşamaya geldik. İnanın preklinik çalışmadan bench'ten başlayıp faz 3'e kadar devam edip faz 3'te de acil kullanım aşamasına gelmesi büyük bir olaydı. Herhalde Erciyes Üniversitesi bağlamında şunu söyleyebilirim. Cumhuriyet tarihinde bir ilktir herhalde değil mi Aykut Hocam? Yani 5'ten başlayıp faz 1 ve faz 2'si aynı üniversitede başarılmış bir aşı.